Herkese merhaba, ismim Samet Ceylan. Arduino derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önceki dersinde tuş takımlı güvenlik paneli e, projesinin ilk aşamasını oluşturmuştuk ve oluşturduğumuz aşamada e, kütüphanemizi çağırmıştık ve bir şifre belirlemiştik 1 2 3 4 şeklinde e, ilerleyen aşamalar için bir e, kod daha oluşturmuştuk, bir değişken oluşturmuştuk hangi tuşa bastığımızın bilinmesi için. Ve ondan sonraki işlemler satır ve sütun tanıtım işlemleriydi. ve bütün e, tuşlarımızı biz buraya tanıttık e, yani Arduino programına artık kullanacağımız bütün tuşları girdik. Bundan sonraki yapacağımız işlemlerde hangi satırı hangi pin'e bağlı yani satır ve sütun bağlantılarını yapacağız yani e, dijital e, pinlerimizden hangilerine bağlayacağız bunları öğreneceğiz e, ve bunun dışında da iki adet LED kullandık bunları yapacağız hemen yapalım. Başlayalım yazılımımıza. Ee, dediğim gibi satır ve sütun buton yani satır ve sütun darda bulunan bağlantılarımızı pin bağlantılarını gerçekleştireceğimiz için byte komutuyla satır pinleri deyip bir köşeli parantez açıp satır yazıp satır değerini girip eşittir diyerek bağlayacağım pinler şunlar olacak. Birinci satırımız tabii ki satır sayımız kaçtı? Burada hemen gözüküyor. 4 adet satırımız var. 4 adet satırdan birincisini ikinci pine bağlayacağım ve bunu parantez içerisinde 2 diyerek yapıyorum. Bir boşluk bırakıp ikinci satırımı 7. pine yapıyorum. Boşluk bıraktım ve 3. satırımı 6. pine yapıyorum. Bunu da yazdıktan sonra bir boşluk bıraktım ve dördüncü satırımı yani son satırımı da e, dördüncü pine yapıyorum bağlantılarını. Bu şekilde atamasını yaptım. Ve noktalı virgülle e, bir alt satıra inip byte dedim. Ve sütun sayılarımı, sütun pinlerimin bağlantısını yapacağım. Hemen onu da gerçekleştirelim. Sütun pinleri diyorum bir köşeli parantez açıp sütun yazıyorum. Bildiğiniz gibi sütun sayısı olarak da biz 3 adet sütunumuz var. Burada da gözüküyor ve burada da görebiliriz. 3 adet sütunumuz var. Bunun bağlantılarını da hemen yapalım. 3. pine yaptık. İlk bağlantımızı 1. pine yaptık. İlk bağlantımızı ve 5. pine yapıyoruz. Virgülü koymama gerek yok. Noktalı virgülle bu satırı da bitirebilirim. Ee, ve bundan sonraki yapacağım işlemlerde şu kodu kullanmam gerekecek. Keypad kütüphanesi dahilinde kullandığımız için bunu da tanıtmam gerekecek. Bir keypad yazdım. Ve yine küçük harflerle bir keypad daha yazdım. Eşittir diyorum. Ve yine bir keypad tanımlaması oluşturmam gerekiyor bu aşamada. Bir parantez açıp make key map yani bir dallanma oluşturacağız. Tuş diyorum parantez içerisinde. Ve bir virgülden sonra satır pinleri burada tanıtmıştık satır pinlerini bu değişkeni virgül ve sütun pinlerini yine tanıtmıştık. virgül dedik ve içlerisin yani içerlerinde yazan değerleri yani satır ve sütunları da tek tek sırasıyla yazacağım. Satır dedim, boşluk bıraktım, sütun dedim ve parantezimi kapatıyorum artık. Noktalı virgülle bu tanımlamayı da gerçekleştirdik. Ve biraz satıra inerek artık kırmızı ve yeşil ledimizin bağlantılarını yapacağız. Dediğim gibi iki adet pin kullanmıştık. Bu çıkış elemanlarımızın dijital e, pin bağlantıları da 9. ve 8. pinlere olacak. 9. ve 8. pinlere de bağlantıların ben int komutuyla atabilirim. int yazdım. Kırmızı led için. Kırmızı led yazıyorum. Eşittir deyip. E, kırmızı dedim. ben 9. pine bağlıyorum. Noktalı virgülle biraz satıra indim. Şurada bir nokta oldu. Özür diliyorum virgül oldu. Yine bir int komutu yeşillet dedim. Eşittirden sonra 8. pine atamasını gerçekleştiriyorum. Ve noktalı virgülle e, pin tanıtım işlemlerinin de sonuna gelmiş bulunuyorum. Artık void setup aşamasında başlayabilirim. Void setup aşamasında bildiğiniz gibi e, çıkış elemanlarımı belirleyeceğim ve bir kurulum yapacağım. Önce çıkış elemanlarını belirleyelim sonra da kurulum aşamasına başlayalım. Yani bir kurulum kodu oluşturalım. Tabii ki bunların hepsi void setup yani bir kurulum aşaması içerisinde olacak. Hemen yapalım. Pin mod diyerek bildiğiniz gibi artık çıkış pinlerimizi ve giriş pinlerimizi pin mod komutuyla kontrol ediyorduk. Kırmızı led ledimiz bizim için tabii ki bir çıkış pinidir. Çıkış elemanımızdır. Bunun kurulumunu yapıyoruz. Yine pin mod diyoruz ve yeşillediğimiz de bizim için bir çıkış elemanıdır. Yanlış yazdım. Parantezimizi kapatıp noktalı virgülle bu satırda sonlandırıyoruz ve bundan sonraki yapacağımız iş işlemler şu olacak: set fonksiyonu sağlayacağız, tanımlayacağız bu set locked komutuyla fonksiyonuyla içerisine bir değer gireceğiz. Bu girdiğimiz değer true veya false olacak. bu değerler ve set locked fonksiyonu bizim için KeyPet kütüphanesinde şu an KeyPet'i yanlış yazdığımı görüyorum. Evet, maalesef ilk dersimizde de yanlış yazmış olarak Duruyor. Şimdi düzeltelim. Ben zaten dersi yazılı bir e, halde kodlarını verdiğim zaman düzgün haliyle veririm diyelim. E, gördüm hemen yanlışımı düzelttim. <laughs> Özür diliyorum hepinizden. E, keypad kütüphanesi kullanmıştık ve bu setlock fonksiyonu keypad kütüphanesi içerisinde olan bir e, değişken ve içerisinde yazan değişkenler de ona göre. Yani ben içerisine mecburen eğer ki ben keypad kütüphanesini kullanmışsam ve keypad kütüphanesi içerisinde hiçbir değişiklik yapmamışsam setLocked fonksiyonu içerisinde true ya da false kullanmam gerekecek. Çünkü bana bunu kütüphane e, yaptıracak. Yani kütüphanede hazır olan bir şeyi kullanacağım için bu şekilde bir tanımlama olacak. E, true şu anlama gelecek. Tuş takımı kilitlidir. Yani e, kilit açıktır. Gibi kilit aktif haldedir. Kilit açıktır biraz daha e, anlaşılmayabilir ama kilit aktif haldedir. Yani şu an kilitli anlamına gelecek. False değeri ise kilit açıktır. Yani bu kilitli değildir e, anlamına gelecek. Diyelim ve set locked fonksiyonu içerisinde true değerini tanımlayalım. Set lock dedik. Parantez içerisinde True diyoruz. Parantezimizi kapatıp noktalı virgülle bu satırı da sonlandırıyoruz. Ve hemen e, false değerini de tanımlayalım. Ama aslında e, gerek de yok. Çünkü true kurulumunu yaptık zaten. False kurulumu da kütüphane içerisinde kendisi oluşacaktır. E, false kurulumunu yapmaya da gerek yok. E, void Setup Aşamasını da bu şekilde bitirmiş olalım. Bu aşamada neler öğrendik? Önce bir ona bakalım. E, pin bağlantılarını gördük, yani satır satır pin bağlantılarını gördük, sütun sütun da pin bağlantılarını gördük. E, 3 adet sütun bağlantısı ve 4 adet satır bağlantısı yaptık. E, bir tanımlama daha yaptık. Yine kütüphane içerisinde e, olan yazılım için gereken bir tanımlama daha yaptık. Ardından kırmızı ve yeşil ledlerimizi kullandık. Yani hangi pinlere bağlayacağımızı öğrendik. Ve Void Setup aşamasıyla giriş çıkış pinimizi ve bir adet kurulum kilit kurulumu yaptık. Bundan sonraki aşama Void Loop aşaması olacak. Ve dediğim gibi daha önce de söylediğim gibi Void Loop aşaması biraz daha uzun. Şimdiki dersimizi burada bitirelim. Void Loop aşamasına bir sonraki dersimizde başlayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.